egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, merhaba. Konuğumuz Dikili sakinlerinden, Dikili esnaflarından. Aynı zamanda Dikili bir internet fenomeni, değil mi? Sayın Mesut Umay. Mesut Bey, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Bey, teşekkür ederim. Niye internet fenomeni diyorlar size de? Siz de Dikili'de çok takip edilen birisiniz sosyal aslında medyada. Aslında internet fenomeni değil. Şov yaptığımız, bir şey yaptığımız, internette bir şey olalım diye bir şey yapmıyoruz. Kendi sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Halkın, insanların... Çok takip edilince, çok kişi tarafından takip edilince, yazdıklarınız okununca, paylaşımlarınız takip edilince çok fenomen kişi, haline geliyorsunuz, evet, ya. İşte çok kişi baskı altında, çok kişi şikayete geliyor. Kendileri, bazı kişilerin hani işinden, gücünden dolayı kendilerini dile getiremedikleri sorunları, konuları bana getiriyor. Birilerinin dile getirmesi. Dikili halkının birini, evet, mutlaka yani. Bu her ilçede var aslında. Yani var. Birilerinin, evet, dile getiremediklerini bir başkası dile getirince benim bu çok takip ediliyor, izleniyor. Tabii. Benim dediklerim benim sadece kendi şeyim değil. Toplam binlerce insanın özet olarak paylaşım. Herkesin rahatsız olduğu konuların. Konuların bir tanesini işte ben paylaşıyorum. Daha mesajlar gelip duruyor. Biraz sonra okuruz birkaç tane şikayetlerin ne olduğunu. Yani başımızda ne bileyim nasıl diyeyim sana acilen kurtulmamız gereken bir sıkıntı, sorun var Dikili'de. Bakıyorum sayfanıza, beğenen az ama takip eden çok. Takip eden çok, beğenen herkes az. Herkes endişe mi ediyor beğenmek için? Yok, bilmiyorum, endişe lazım, etmiyor. Belli etmemek lazım. Şimdi bazı kişi beğenirse olmaz. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlara, belediyede çalışan, esnaf olanlara baskı uygulanıyor. Yani çok işinde olabilir bir korku şey var. Korku var, zulüm var. Belediye çalışanlarına zulüm var. Mobbing uygulamalar zaten çıktı, haberlerde oluyor. Devamı sık sık çıkıyor. Yani niye siz böyle paylaşımlar yapıyorsunuz? Özellikle gördüğüm kadarıyla belediye yönetimini eleştiriyorsunuz. Neyden memnun değilsiniz? Mesela onları da geleceğiz birazdan. Bir tane tek sorunu var Dikili'de. Ben sonra gelecektik ama Dikili'de bir tane tek getirdim. Sorun var Dikili'de. Fazla sorun yok aslında. Yani onların yapmış olduğu yönetim Dikili'de, yönetim sorunu mu? Hepsi bütün tabii ki. Bir ekip çalışması var. Herkesi rahatsız edici, işleri, işçileri rahatsız eden, insanların esnafı rahatsız eden. Şimdi dükkanın önüne gitsen, bizim dükkanların önüne battaniyeyle, kilimlerle insanlar kokulardan şey alıyor. Şu an bile gitse baksa görürler. Dün mezarlıklarda insanlar, Arife günü kuyruk var, su kuyruğu var. Mezarlıkta, evet, Arife günü, kabristanda. Şunu yani, da sormam lazım. Siz bir Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Evet. Değil mi? Evet. CHP Dikili örgütüne üye bir isimsiniz. Evet. Öyle mi? Şu anda, evet, üyeliğiniz var mı? Var, evet, evet. Üyeliğimiz var ama böyle... Böyle bir insan için üyesi oldum diye yapılan bu yanlışa da hep taraf mı olmak zorundayım? Değil tabii, ben bunu belirteyim de yani, evet, bilinsin. Yani gözden kaçmasın anlamında söyledim. Bu bizim söyledim partiliğimiz diye şakşaklayamam yani. Bütün arazilerin hepsi bitti. Hani atam sen kalk ben satam mı demek lazım arazileri? Ne oldu arazilere? Araziler hemen hemen bitmek üzere. Yani bir an evvel... Satılıyor mu araziler? Tabii. Nereden baksan ne kaldı ki? Bir sanayide son şeye geldiler. Ha, geçen paylaşımınızı gördüm. Şeyde Dikili sanayi esnafları olarak daha önce Dikili Belediyesi'nin sosyal tesis olarak hiçbir ücret almadan bağışladığımız yerin satılmasından oldukça rahatsızız. Satıldı mı? Satılma girişiminde mi henüz? Satıldı o mı? O an belediye fen işlerinin ücretler ödenmiyordu. Acilen satılacak yer olarak güzel mevki, kalite yer. Yani sanayinin hemen girişinde. Bu yeri satmaya kalkıyorlar. Kimsenin haberi olmadı. Tabii çok sessiz. Müşteriler de seri buluyor. Orası burada. Ne maksatla bağışlandı belediyeye? Burası sosyal tesis bir, olarak mı yapılsın? Burası Dikili Sanayi sitesi yani yönetiminin. Yönetim artık hani iş bittikten sonra son yer kalıyor. Biz diyorlar ki hani bir yönetimi artık bitiriyoruz. 1 lira karşılığında bunu şeye verelim. Dikili Belediyesi'ne bırakıyorlar. Burayı hani bir hizmet amaçlı bir hamam gibi. Belki bu satışta bu amaca hizmet edecektir. Etmeyecek mi? Satıp da mı edecek? Bilmiyorum. Daha önceki sattığı arazilerin paraları nerede? Nerede? Ettiyse onu da eder. Belediyededir. Nerede olacak? Nerede? 164 dönümün parası nerede? Nerede? Bilmiyorum. Siz Dikili'de oturuyorsunuz. Daha iyi biliyorsunuz. Ben de bilmiyorum. İşte. Yani ortada olmayan bir para mı var? Var. Var olmuş olsa yeterdi zaten. Kaç sene bütün maaşları ödeyecek paradır. O 164 dönümün parası herkesin maaşı neresinin yeter. Neresinin parası dediğiniz o para? Liman yapılacak olan o 164 dönüm yeri var ya, şey yeri.
Daha önce de haber oldu zaten. Yargıya da taşındı bu yerdeki. Yani rakam olarak bilmiyorum bizim... 50 milyonluk araziyi mi diyorsunuz? Evet. Onu 50 diyorsunuz. Milyonluk arazinin. Bu parayı zaten almış olsa, satmış olsa... Ama o bedelsiz tahsis değil mi zaten? Bir de zaten yargı konusu suç, değil mi? Yargı konusu, esası yargı bedeli konusu. Bedeli alınmadığı için... Yargı esası görüşme yetkisiyle satıyor bir de. Ama ortada zaten bir para yok ki. Bedelsiz tahsis zaten söz konusu olan şey. Tahsis ama hemen ipotek çekilmiş yerle. İpotek çekildiyse... İpotek o para nerede? Kim çekti ipoteği? Tahsis edilen kişi kendisi almıştır o parayı. O aldı o zaman. Yani belediyenin... Bize gene bir şey yok o zaten zaman. Zaten belediyenin kasasına girmesi gereken bize bir para yok değil. Para. Bize para gene yok. Orada zaten... Dediğimiz gibi konu yargıda ve anormal olan şey o para değil, bedelsiz tahsis edilmesi. Bedelsiz tahsis edilmesi. Onu yargı ortaya suç olan da zaten suç yani o tabii o büyük bir ceza olayı belli zaten onun kaçarı yok. Meclis görüşme yetkisi veriyor. Görüşme o da bir yetkisinde tahmin sizinki ceza alacağına yönelik çünkü konu yargıda. Evet. Yargıda tabii tahmin. Ne diyorsunuz? Rahatsızız. Orada her bir ustanın her bir çırağın hakkı var. Geldiğiniz günden beri satılmadık yer bırakmadınız vesaire vesaire. Geçen gün bir de çok mesajınız var da paylaşımlarınız işte İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni de ilk sizden evet, şey yaptık, soruşturma gördük. Açılmasını yapılıyor bu hızlı çok... gitmesi gerekirken hani sümen altı mı oluyor nasıl hızlı bu kadar çabuk biliyorsunuz öyle her şey çok çabuk ilerlemiyor soruşturmalar, yargılar. Falan. Ama o iş çabuk ilerlemiyor ama dikilinin yüz ölçümü çok çabuk daraldı, bitiyor. Yani o hızlı. Yani dikili küçülüyor gittikçe. Denizlere mi sıra geldi? Son şey işte şeye de giderse itfaiyenin oradan böyle botanik bahçede kapsadığı bir yer var, kaç dönüm yer. Orası da içinde giderse yani temelli dikili bitiyor, küçülüyor yani bayağı bir. Hatta hani tapu gitmese de tepe vardı arka tarafta onun. Uçartepe mevki dediğimiz bizim. Hatta o bölgenin ismini alıyor Uçartepe mevki. Hani eskiler dikilinin adı orada. Adres sistemi hepsi öyle. Şimdi Uçartepe vardı bir tane. Tarihi bir şeyler de var deniyordu biz ufak. Yani insanlar büyüklerimiz söylerdi. Tarihi var. Şu an tepe olduğu gibi yok. Hani üzeri doğal bir görünüm olan tepe. Tepe yok şu an. Nerede tepe? Ne oldu tepeye? Tapu ötekine bağlı ama bu sefer tepe kendi diyor yani. Biz tapuyu kurtarayım derken, o tarafta uğraşırken gidiyoruz tepeyi bulamıyoruz. Tepe yürüdü gitti mi? Ne oldu? Nasıl tepe oldu? Kamyonlarla gitmiş oradan. Kamyonlarla gitmiş. Ağaçlar, şeyler, doğa yok. Yani nereye gittiğini soruyoruz. Nereye gitti? Tepe nerede? O tepedeki taşlar. Yüzlerce, kime soruyorsunuz? Binlerce. Götürenler kim sorumluluğundasa belediye cevap geliyor. Belediye başkanına sormuyorum artık. Neden konuşma şeyi hiç yok. Konuştuğunu duymadık. Hani genelde ağzından çıkan kelimeleri hadi gazetecilere daha kötü konuşmuyor. Sizlere de mi, dikililere de mi konuşmuyor? Ne zamandan beri CHP'lisiniz siz? CHP'liyiz. Üye kaydımız ne zamandan vardır? Belediye başkanından çok önce. Dikili belediye başkanından çok önce. Onu zaten ne zaman? O aday olacağım dediği zaman, aday olacağım dediği zaman o partiyi bile söylemedi. Adayım dedi zaten onlar. Ha, adayım dedi yani adayım. Çünkü üyeliği falan da yoktu. Adaylık çalışması yapılırken. Siz hangi olaydan sonra bu paylaşımlarınızla muhalefet etmeye başladınız? Kırılma noktası neresi oldu mesela? Ben bunların tam içinde seçime 13-15 gün kala kadar beraberdik zaten. Seçimde, çalışmalarda, şeylerde beraberdik. Olsun dedi hatta hani ben günah çıkartıyorum gibi de bir şey olur ya yani, bu dar. 17'den aday vardı. Benim çalıştığım aday da budu yani. Biraz da vicdan azabı çekiyorum yani böyle bir hata yaptığımızdan dolayı. Yani, bir hata yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Görünüyor yani bu harekette. Ama Allah'tan Allah o yüzden bir nasip etti. Tamam, doğru yola olabilir, gitti. Birlikte çalışmış olabilirsiniz. Sonra ne oldu? Sonra bunların arkadaşlarının orada şimdi bunları ispatlamayacak onlar da yapacaklarının projelerini kendi beyninde göre izledik, gördüm, duydum, aldım. Şoklar yaşamaya başladık. Nasıl yani? Yani gelince bunu yapacağız, gelince bunu yapacağız gibi. Projeleri şimdi, mi beğenmediniz? Proje, o bu başka proje, kişisel, şahsi projeler. Kendi kalkınma, şahsi kalkınma projeleri. Bunu sizinle mi paylaştı öyle bir şey varsa bile? Var olan arkadaşı var. Gelince böyle böyle yapıp da çok güzel projesi olduğunu söyleyen kişi. Ama onları kanıtlayamazsınız. Onun için konuşmadım. Oradan konuşmuyorum. Ona gerek yok. Yani başladığı zaman bu işe başladığı zaman kendisi de söyledi ki Dikili'de dedi benim dedi kendi açığım şeyi dedi. Sadece Dikili'yi dedi tam hani bilmedi. Dikililerden hani yabancı değerler mi bana filan o şekil girdi. Biz dedik ki sen doğru olduğun sürece dedik biz Dikili'yiz hepimiz yardımcı oluruz hep beraber. Fark etmez yani. O açığı kapatır. Dikili'de insan ayrıştıran insan yok. Dikililerden yerlerden.
Hani sen ol fark etmez. Hani o buralı olmadığı halde biz aday çıksın diye onu istedik. O zaman adaylık sürecinde çalışıldı. Yani bayağı bir imzalar toplandı. Buradan yani şu anki zulüm gören herkesten özür diliyorum onun adaylığı için çalıştığımdan. Şimdi şeyde. Bu 15 gün kala 16 gün kala sistem değişti. Değişik simalar gelmeye başladı. Yani oraya gelip ne diyeyim sana 15 gün sonra 13 gün kala seçime gelip de adam tuvalet nerede diye soran olan soran adam belediye başkanı yardımcısı danışmanı oluyor. Danışmanı mı yardımcısı mı? Basın danışmanı. Basın danışmanı. Yani yeri bilmiyor. Hani bizim gitsen Taşdede mevkiimiz var. Bıraksan Taşdede mevkiine sal aşağı Atatürk Meydanı bul desen artık Uzunburun'dan mı Uçar'dan mı Karadere'den mi nereden çıkar belli değil yani. Hani öyle. Hani nasıl danışman aldın? Sen kime danışacağım dedin? Dikili halkına danışacağım dedin. E peki şimdi etrafındakilerden geldi. Ama basın danışmanını illaki Dikili'den seçmek zorunluluğu var mı? Öyle bir şey yok. İstediğini basın danışmanı yapalım. En azından şeyi bilmeli yani. Taşdede nerede, Karadere nerede, Uçak nerede, Çöplük nerede, tuvalet nerede bilmeli yani en azından. Sanayi sitesi nerede filan bilmesi gerekir. Öğrenmiştir belki artık. Ya o 13-15 gün kalaya o kadar binlerce insan akın etmiş. Dikilin şu an öğrenmiş midir peki? O dediğiniz yere bıraksanız şimdi bulur mu? Şu an daha da gelmiyor artık. Daha da kayıp oldu. O zaman yine biraz geliyor. Tanınmıyordu diye geziyordu çarşıda. Kimseler bilmiyordu. Şu an görünemiyor tabii ki yok. Yani sayfasında herhalde diğer kendilerinin bir belediye çalışanın sayfasında yazıyor. Hala öğrenmemiş olabilir. Evet, bakalım. Yeraltı zengini Dikili'mizin sokaklarından bile doğal gaz, pardon doğal sıcak su fışkırıyor. Yatırımcılara duyurulur diye evet, paylaşımımız o, var. Evet, o şey oldu artık. Kanalizasyon patlamış? Kanalizasyon değil, sıcak su dükkanın köşede, şeyde, çarşının merkezde yapılmadı zaten, şey oldu. Jeotermalerin yaz geldi kapandı. Kapanınca da bir kurudu. Bir tane de sahte bilet skandalı var. Ege'nin sesinde çıkmış. Bu da sizin paylaşımlarınızda. İşte bu benim o hani 20 gün önce 15 gün birlikte dedim mi hani bazı projeler kişisel projelerin içine mi girdi acaba diye dedim o şüphe uyandırdı konulardan bir tanesi. Hani bu bilet olayında bilet diyor onlar davetiye diyor onlar ama altında yazmışlar ki not bu bilet tek kişiliktir yazmış. Bilet olduğu zaman da maliye kayıtlarını muhakkak geçmesi lazım. Bir suç. Ve bunu basıp iki zabıta eşliğinde bütün esnaftan para. Bir de yanında zabıta var. Zabıta ne için para var? Para mı toplanmış? Tabii tüm esnaftan. Sizden de, size de geldiler mi? Siz de esnafsınız. Ya benim yokluğuma denk geldi ya ben tarladayken falan olabilir. Genelde ben tarla işlerine gidiyorum. Orada belki şey oldu. Ama çok yanındaki komşular hepsi parayı verdi. Verip bir matbuz yok, bir kayıt yok. Parayı ne yaptın? Nerede? Daha bu aydınlığa kavuşmadı. Yani bu bir suç. Yani bu da mı yargıda? Bu ilk zaten. Bunu biz paylaştık. Suç olması gerekiyor ama Dikili'deki işte diğer muhalefet partilerin de sessizliği nedense bilmiyoruz. Rakı balık sevmeyen müfettiş istiyoruz demişsiniz. Evet. Ne demek? Yani bu gelen yani biz geliyoruz ki bir umut var. Yapılan bu yanlışları bir tanesi gelecek. Müfettişin içeceği içkiye de karışmalı mıyız belki? Ayran içer, rakı içer, kola içer. Ya tabii biz karışmıyoruz. Onu içeceğine karışmıyoruz biz de. Şimdi ne demek istediniz peki? Yani gelip orada onu içip gidip yani yapması gereken iş bizim yani açık delilleri zaten biz sunuyoruz. Dikili halkı sunuyor. Dikili Belediyesi'nde çok dürüst, çok çalışkan, tecrübeli dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız var. Tüm bilgileri net olarak açığa çıkarıyoruz zaten. Size nereden geliyor bilgiler? Nasıl geliyor? Yani her odada var diyelim. Belediyenin başkan dibinde bile o var. Ne var? Arkadaşım, dostumuz. Oradan, dürüst oradan dürüst insanlar var. Çok sayıda var. Görüyorum yani kimsede olmayan belgeleri paylaşıyorsunuz. Evet, dürüst öyle. İnsanlar çok var. Yani onlar da yıllık ama ne yapsın mecbur bekliyor, sabır ediyor. İşte onlar da bir an evvel böyle bir ülkemizde görüyorlar şeyleri. Meclis üyeleri peki yeterince bu madem ki işlerin yolunda gitmediğini iddia ediyorsunuz siz ya da Dikililerin bir kısmı. Meclis üyeleri ne yapıyor peki? Yeteri kadar bu meclis işlere itiraz de, ediyorlar mı? Ya itiraz ediyor. Şimdi kimisi aday adaylı, çoğu aday adaylı istediğinden biraz ses yapıyor. Partimizin bizim diyor leke olmasın aman ben kaydırılırım diye. CHP'lileri mi kastediyorsun? Evet, CHP meclis üyelerinden. Yani şeylerinden. Hatta çoğu aday bir tane meclis üyesinde az önce bir mesaj çıkardı. Meclis üyelerinin çoğu CHP'lilerin adaylık mı düşünüyor size göre? Tabii. Şimdi tabii ki. Şimdi bu olayda yapılan bazı mesela yanlışlar var. Şimdi bunlar bir leke var burada. Mesela bu arazi olayları
Hani ama bir isim şeye artık temizlemesi gibi gerekiyor bunları. Şimdi giderlerse kara lekele gidilecek. Aklaması lazım. Mücadele edecek. Aleyhine sonuçlanırsa tabii dava. Tabii. Mesela meclis üyelerinden bir tanesi bir isim mesaj yazmış. Değerli bir abimiz, dostumuz. Ne diyor? Başkan yardımcısı diyor. Haziran ayında diyor 4.175 TL maaş. 1.997 lira Nisan ayında vekalet ücreti almış. 1.109 TL Mayıs ayı vekalet ücreti almış. Başkan yardımcısı kadrosuna atanan kişi vekalet ücreti alamazmış. Alamayıp da nasıl alıyor? O alamıyorsa bu da suç o zaman. Ya zaten işte maaşı alamazken onu nasıl alıyor ayrı bir soru. Başkan yardımcısı vekalet ücreti alıyor alamayacakken. Başkan yardımcısı kadrosuna atanan kişi vekalet ücreti alamaz. Başkan vekili ücreti alamaz değil mi? Evet. Evet. Başkan vekili ücreti diyor alamaz. Bu da mı size dediğiniz yerden ulaştırılmış bir bilgi? Tabii tabii devamlı. Yani insanlar hani orada dürüst insanlar var. Orada çalışan insanlar var ki yani 7 kişi 8 kişi diyor. Ben diyor ki yani aldığım peki, paraya diyor. Peki bununla ilgili ne yapılmış? Hiçbir şey yok. Mutludur herhalde. Yani. Yok yok yani yasal olarak ne yapılmış? İtiraz edilmiş mi? Şikayet edilmiş mi? Bizim burada doğruluğu suçtur. Eğer ki mı? Gelen müfettişlere de hani dediğim gibi bir suç durusu olsun. Bir kontrol etsinler baksınlar madem ki. Yani buna da buradan da yardımcı olalım müfettişlere. Biz herkese yardımcıyız. Yani onları da edelim. Peki, gelen yani bilginin doğruluğunu teyit ediyor musunuz siz? Belki size yanlış bilgi verilmiş olabilir. Çok dürüst insanlar var. Böyle şeyi kolay kolay yazmaz. Öyle mi? Ama yine de tabii ki o da hatası kul olmaz. Belki o da yanlış bilgi almış olabilir. O zaman şuna şöyle demek lazım. Böyle bir şey oldu mu? Olduğu iddia ediliyor. Oldu bu iddia konuyla edildi. İlgili bir açıklama bekliyoruz derseniz. Tabii yani başkan yardımcısı daha kadrosuna atanan kişi vekalet ücreti alamaz. Evet. Almış. Nasıl alamaz? Alıyor işte. Bir güzel alıyor. Bunlar alıyor yani. Demek ki alıyor. Bir formülünü biliyorlar. Uyduruyorlar. Güzel bir projeleri var. Yani onun nasıl için bir yaz geçirecek dikili bir esnaf olarak nasıl görüyorsunuz? Kurak. Ramazan bitti artık. Şimdi tatil dönemi başladı. Kurak, kurak olduğunu söyledim bir şimdi. Yukarıya İklimsel eve, olarak. Gelmeden eve yola çıkarken. İklimsel olarak mı kurak? Çeşmede kuraktı. Taşdere'de mesela kuraktı. Su yok mu yine? Yoktu. Bidondan çalışıyor. Akmıyor evet, mu yine su? Kuraktı evet. Şu anda siz Dikili'den geldiniz. Su akmıyor mu? Yukarı Taşdere mevkiinde yoktu. Yokuş geliyor herhalde. Basamıyor galiba. Hiç mi olmuyor yoksa bugün mü? Bugün yoktu. Dün? Genelde arası da akıyor canım o kadar da şey değil. Bazen yani çıkıyor. Bazen su var. Yani, yine de Allah razı olsun. Yapıyorlar yani. Temelli o kadar başı boş bırakılmıyor. Mesela yapılan iyi icraatlardan böyle hiç bir iki tane söyleyecek olursak hep eleştiriyorsunuz. Evet iyi. Ben de onu işte üzülüyorum. Onu olsa paylaşamıyorum da, diye. Olsa da söylesem. Oldu biliyorsun da yapmadım. Kendi desin bana. Desinler ki bak onlar ki böyle bir gazeteler falan. Hiç Dikili'de okunmayan gazeteler var. Böyle hiç bakılmayan. Hani Dikili'de böyle gazete var mı? Dikili'de yani var da yok oldu. Bir tane vardı galiba. Ya şu an yok. Yani şu an yok bir şeye mu dağıtıldığın şeyini görmüyorum. Nedenini sormuyorum. Evet. Yani tamam, geçelim. Su yok mu? Nerede? Ne mevkiinde yoktu? Taşdere mevkiinde su yoktu. Yok muydu? Yani Türkiye'nin bu yapılanların açık delil olarak yapılıp hani yapılan bir sürü belgeli sonuç şeyler var. Çok hızlı şekilde mesela bu yapılan suçlardan onda birini yapılıp da atamalar oluyor. Değil mi? Atananlar görevden alınmalar oluyor. Hani buradakinde bu kadar sessiz kalması bir bağın hani bir bağlantı var. Hani bu kimle bağlantı kim bizi üzüyor. Kiminle kim arasında bağlantı var? Yani bu kadar gibi dedim yani rakı balığı sevmeye karşı mısın diye işte hani. Sadece o değildir canım yani insan bir rakı balık içinde. Vallahi herhalde bir sağlam bir abileri var demek ki. Tabii, o yönü belki varsa araştırılmalıdır. O dediğiniz kısım. Yeri alan kişiler de sağlam herhalde ki yani demek ki bir sistem doğuyor bir bağlantı var. Bir bağ var. Birilerinin bir yerlerle bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz da bu dokunulmazlığın oradan geldiğini mi söylüyorsunuz? Tabii, tabii. Rahat bir şekilde. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi mesela biz diyelim ki 164 dönümü konuşurken herkes gündem yapılırken ise gündem 164 dönüm tarafta olurken mesela herkes o tarafa bakarken bil ki bir tarafta bir şey daha muhakkak var. Ne oluyor mesela dediğim gibi bir tepe bir taşlar tepeye kamyonlarla çekiliyor. Sen ne yaparsan hep o taraf gidiyor. Sen öbür konuyu araştırırken belediyedeki mesela mobbing uygulamalar oluyor çalışan işçilere sürgün edilirken bayan bir ablamıza 3 kilometre yola yayan gidiyor geliyor o zamanlar. Onlar konuşulurken
Onlar diğer bir tane araziyi satışa çıkıyor. Mesela reklamda. Hemen bir şey yapılırken hemen takip edeceksin o tarafı. Şimdi mesela herkes bunu izlerken muhakkak takip edeceksin, bir yerden bir çözümleme vardır. Gündem mi değiştiriliyor? Çözümleme vardır. Onları değerlendiriyorlar. Hiç hatta yapmıyorlar öyle konularda. Size bir tepki oluyor mu bu paylaştıklarınızdan dolayı? İşte niye bu kadar bana ancak tepki, yani benim diye. Tepki tabii haksız kazanç elde edenlerden tabii ki var. Başka türlü neden olsun ki? Herkes dua ediyor. Mesajlar geliyor. Sayfa dolu. Yani anında. Bir tane paylaştıklarımdan belediyedeki başkan olsun, hepsi toplansınlar. Bir tane yanlış yalan olduğunu ispatlasınlar. Herkesten burada özür dilerim. Tövbe ederiz. Sonra biz öyle yalan, iftira zaten bize yakışmaz. Şunu da söylemek lazım. Biz tüm vatandaşlarımızı, herkesi yayına çıkartırız diyoruz ya, hani konuşan Türkiye, evet, diye. Nasıl ki siz yayına konuk olduysanız, bu konuların muhatabı olan ve cevap vermek isteyen herkes de bu sizin oturduğunuz koltuğa oturup bizimle sohbet edebilir. Herhangi bir ön yargımız falan yok. Tabii bizim kişiliği, benim de mesela sizin konunuzda, benim buradaki yaptığımda da kişiyle sorunum yok. Biz kaç sefer, daha önceki yıllar mesela paylaşımlar vardı. Bütün paylaşımları sildim. Dedim ki hani bunlar insan hata yapar, kusur eder, yani bir özür dilerim, tövbe eder dedik. Beraber yap, hani yardımcı olalım hep beraber dedik. Yine çıt yok. Sen saldırıya giriyor. Belki bundan sonra düzelir ama her şey. İşte ya şu dedim ya, Türkiye'de hani daha az görevleri yapıp da görevden alınıyor. İnsanlar alınırken. Bu yapılanların artık, daha azını yapıp da. Ama halk vazgeçti, evet, artık. Kim? Likil halkı vazgeçti bunlardan artık. Tamam, o iş bitti. O vazgeçildi yani. Düzelsene, düzelmesene lazım değil. İyin de lazım değil, kötün de lazım değil. Zaten bir soru, bak ona ben soruyor mu bunları, sen bunu mu yapacağım diyor. Madem siz bu kadar olumsuzluk var diyorsunuz Dikili'de, bu yaşanan olumsuzluklar 2019'da CHP'nin ağırlıklı olduğu Dikili'de parti, iktidar partisinin değişmesine zemin hazırlayabilir mi? Mesela CHP kaybedebilir mi 2019'da, bir analiz yapacak olursak? Ya şimdi tahminde bulunacak olursak. Dikili'de yerelde düşündürür mü en azından? Ya şimdi konular oluyor. Şimdi nasıl oluyor? Mesela çıkmaza giriyor. Nasıl çıkmaza giriyor? Satacak yerler de bitti. Bitiyor. Bitti diyelim farz et ki bunlar durursa bitti. Bittikten sonra 700'ün üzerinde kusur insan oldu. 700 kusur olduktan sonra, yer de bittikten sonra ne yapacak gelecek adam? Ya o zaman kimse aday çıkmaz mı yani? Çıkmaz. Hani kim ne yapacak? Nasıl olacak? Peki bu adamları atmak zorunda kalacağım bu kadar işçiyi. En fazla Dikili Belediyesi'nin 250-270 işçi, 300-300 diyelim fazla. 300 işçiyle birlikte Dikili Belediyesi çalışır. Zaten çalışan o kadar var. O zaman siz şunu mu diyorsunuz? Yani böyle devam eder bu 2019'dan sonra da. Yani işte ekipler önemli. Bu kadroda kimse çıkmaz. Ekipler önemli. Böyle devam mı eder diyorsunuz? Ekip kişilere, Dikili halkı mesela şeyde, hani millet diyor ki yani CHP'den bu çıksa bu olur. Kediyi koysan kazanacak, kedi koysan kazanır. Onlar boş muhabbet. İki dönem önce CHP'den 735 oy aldı CHP. Neredeydi o? Şu anki git bakalım şeye bak. İki dönem önce şu anki mevcut ilçe başkanına bak. Diğer yönetimdeki olanlara bak. Nerede? Dönem önce kim kazandı? Neredeydi? CHP'de, neredeydiler? CHP'deydiler. Niye CHP'ye vermediler? CHP o zaman 5 oktu da bugün mü 6 ok oldu? 2 dönem önce kim kazanmıştı? 2-3 dönem önce Osman Özgen'in CHP'den kazandığı dönemde. Niye CHP'liler çok? CHP ne zaman kuruldu? Eksik bir okluğu mu vardı CHP'nin? Ha CHP, ha CHP. Çok fark eder mi? Ben onu demiyorum. Yani evet, bugünkü tabloya bakacak olursak bir şeylerin yeniden düşünülmesine sebep olur mu bu yaşanan tablo açısından sordum. Ya, muhakkak bu kadro komple silinmeli zaten. Bundan hiçbir yere gidilmez. Kimse gitmez. Zaten kendi partilileri bile, dedim ya, partili o kadar kediye koysan kazanır. O muhabbet boş muhabbet. Kendi partisi vermeyecek yani zaten. Yani Dikililer bir de şu partiyi denesek mi durumuna getirir mi Dikililileri? Ya, bizim şimdi esas hakikat nasıl biliyor muyuz bizim insanlarda? Kim kazanacak diye dolaşıyor. Görüntüyü görseli kim güzel yaparsa çoğunluk o tarafa gidiyor. Son dakikalara bakıyor. Adam gidiyor ki kim doğru konuşuyor, doğrunun yanında olacağım ben diye gelmiyor çoğunlukta. Gidiyor bakıyor kalabalık nerede? Kim nereye gelmiş, köşe taşları nerede toplanmış? Kalabalık burada. Bu kazanacak. Bu kazanacak dediğim doğru ata oynuyor bu sefer. Hani doğru yanlış ata oynamayalım diye. Geldiği zaman işe sokacak, yeğeni sokacak, ticaret yapacak. Yani bu önemli. Bizim o kadar dediğin gibi hani oy verecek sayısı doğru olarak, dürüst olarak belli bir yere iş yapacak, proje üretecek şeye fazla sayı yok. O kadar. Bu sabit. Yani
Bunu izledik, gördük. Daha önceki yıllarda dedim yani parti dizyonundan illa ki parti olsa öteki zaman da parti partide. Altı oktu, beş ok mudu? Bugün oldu altı ok. Yeni mi oldu? Atatürk yeni mi geldi bu kadar çok Atatürkçü oldun? O zaman niye değildin? Niye bıraktın Atatürk Parti'yi? Yani yazık değil miydi? Ayıp değil mi? Evet. Yani şimdi utanmıyor mu o konuyu konuşma, şaşmam etmem bitmem diye? Gene bu sefer aynı şey olmuş olsa, bir tane istedikleri aday çıkmamış olsa, diğer oradan bir tane partinin biri ayrılıverse güzel bir süreç olur. Başı boş kalmadı kalıyor. Ama 2019'a. Kaldı ama bizde de bir şey kalmadı. Biz de bittik. Evet. Dike de bitti yani. Borçlar, şeyler, insanlar. Yani bu dedi ki 730 tane kişi var çalışıyor. Ya 730 tane kişi dikiliği gez bulamazsın. Yapsaydı diğer mesela Ayvalık'ta içtima yaparlar. Sabah mesela yapılıyor. Bir kere indirsin bakalım. Çalışanları meydana indirsin bir görelim. Hep beraber bir istikam aşı okuyalım şu çalışanlarla. Bu 730 kişiyle. Evet bir görelim hep beraber. İki kişi de belediyede nöbetçi kalsın. Ben de geleceğim yanında. 728 iki kişi de belediyede nöbetçi kalsın. Nöbetçi kalsın tamam. Ben de geliyorum. Hadi ya beraber duracağız. Yok mu? Sayalım. Nerede? Ortalıkta yok mu bu yüzü? Yok göremedim. Bir görelim mi? Meydana getir bize. Bir sabah bir istikrar maçı söyleyelim. Ama herkesin vazifesi vardır. Bir pazartesi sabah meydanda başlayalım işe. Olmak zorunda değil ki. Kiminin orada vazifesi vardır. Kiminin öbür yanda vazifesi vardır. İşte vazife yerlerini de görelim en azından diye yani. O zaman vazife yerlerini de göstersin bize. Bir doküman çıkarsın. Bu kişi kadro. 3 kişi burada, 5 kişi burada. Halka anlatsın. Ben aldım adamı ama bu adamlar buralarda çalışıyor desin. Onu da görelim. Nerede onlar? Yazın Dikili'nin nüfusu artıyor yani 100 bin civarında falan oluyor ya. Fazla geçiyor bile. Geçiyor değil mi? Hı. Onun için çok belki bu personel sayısı bu kadar fazladır diye iyi yönden bakmak lazım bir de olaya. Siz. Öyle bakmak lazım. Hemen eleştiriyorsunuz. Yok işte kışın da aynı yazın da aynı fark etmiyor. Kışın da aynı. Yaz değişen bir şey yok. Kendisi yani o zamanlar kaçta Dikili Belediye gelindiği zaman? 300'ün üzerinde miydi? 300'e yakın bir işçi toplamı 300-350'lerdeydi. Yani çok olduğu zaten belliydi. Fazlalıklar var. Hani insanlara istihdam oluşturmak, işe almak. Bir de kötü olan Dikili Belediyesi'ndeki yani işçiler, çalışan, işi bilen profesyonel, yıllardan beri belediyecilikten bilen kişiler. Yani mesela o adam geldi de yeri değişik, adam hiç ummadık yerde. Hani berberi kasaba vermişsin, kasabı berbere verdin. Peki. Bir de şuradan şeyi söyleyeyim ben de. Kötü şey var. Nasıl bir şey var? Geçenlerde yolları kaldırımları birkaç kişi söyleyeyim bunu dedi zaten söyleyeyim. Çandarlı'da yapmışlar. Dikil'de de bana da kendileri de söyledi. Şimdi kaldırımlarda böyle işaret Vali Bey, Sayın Vali Bey demiş ki kaldırımları hani toparlayın. Güzel tabii ki yani fazlalıklar ileri alınca geri alınır. Bir düzenleme olur. 40 santim, 50 santim neyse esnaf tutacak. Şimdi mesela benim dükkandaki mesela bir karış diğer gidiyorsun dükkanda orada 18 karış yani 20 santime 2 metre 1,5 metre gibi. Yani bunu niye böyle yapıyorsunuz dedim hani bu şimdi buradaki dükkan böyle oradaki dükkan niye böyle? Söylüyor mu? Bizim bir şeyimiz yok bu vali beyin emri. Ya vali bey hiçbir şekilde demez. Berber mevzuta 20 santim yap. Öteki ticarethaneye 220 santim yap diye demez. Yani yaptıklarının bir de suçlusu olarak kendilerini haklama şeyleri de var. Vali bey mi sorumlu? Hani o yaptırdı, Vali Bey yaptırdı. Kesinlikle inanmıyoruz zaten. Vali Bey nereden berber mevsuda uğraşacak? Gelecek berber mevsuda 20 santim yap da şeye, ticarethaneciye 220 santim yap demez. Demedi. Bir de bunu Çandarlı'da da uygulamışlar. Gezerken de kurnaz bir hareketle hani baskı yapacağı, zulüm yapacağı kişileri daraltma. Yani benim dükkanda çocuk sandalyesi var dükkanın önünde. Beyaz çizik. Düz böyle oturamazsın. Böyle oturmam lazım benim. Çizgi var. Yani böyle deme böyle oldu mu yasak bana şey oluyor tabii ki. Ne olur oturduğunuz takdirde ne oluyor? Çizmiş öyle demiş böyle. Cezam mı? Yok aslında o çizgi onların benim dükkana girmesi yasak çizgisini çizdi onlar. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim için. Murat Bey. Değerli dinleyiciler Dikili esnaflarından, Dikili sakinlerinden aynı zamanda bir başta da söyledim Dikili'nin internet fenomeni olan Mesut Umay ile sohbet ettik. Dediğim gibi herkes konuk olabilir. egedesonses.com'a herkesle sohbet edebiliriz. Bu yaptığımız sohbetten de kendisini muhatap alanlar olursa, cevap vermek isteyenler olursa mutlaka onları da konuk ederiz. Tabii her zaman olduğu gibi. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. egedesonses.com